Kalp damar rahatsızlıkları, kalp ve kan damarlarını etkileyen hastalıkların genel adıdır. Bu rahatsızlıkların oluşumunda birçok faktör rol oynar ve genellikle birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle gelişir. Kalp damar rahatsızlıklarının nedenleri ise damar sertliği, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, diyabet, obezite, genetik faktörler, hareketsizlik ve alkol kullanımı olmak üzere 10 maddede sıralayabiliriz. Şimdi ise bu maddeleri sırasıyla şöyle açıklayalım. Damar sertliği. Damarların iç duvarlarında plak adı verilen yağ, kolesterol, kalsiyum ve diğer maddelerin birikmesi sonucu oluşur. Bu plaklar damarları daraltarak kan akışını kısıtlar. Yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek tansiyon, sigara içmek, diyabet, obezite ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları damar sertliğine yol açabilir. Yüksek tansiyon, kanın damarlara yaptığı basıncın normalin üzerinde olmasıdır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur ve zamanla damarları zayıflatabilir. Genetik faktörler aşırı tuz tüketimi, obezite, stres, hareketsizlik ve alkol kullanımı yüksek tansiyona yol açabilir. Kolesterol, vücutta hücrelerin yapı taşı olan yağ bezleri bir maddedir. Ancak yüksek kolesterol seviyeleri damarların tıkanmasına ve kalp damar hastalıklarına yol açabilir. Sağlıksız beslenme, doymuş ve trans yağlardan zengin bir diyet, genetik faktörler ve obezite yüksek kolesterolün başlıca nedenlerindendir. Sigara, damarların daralmasına ve sertleşmesine neden olan maddeler içerir. Aynı zamanda kandaki oksijen miktarını azaltarak kalbin daha fazla çalışmasına yol açar. Sigara içmek kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırır. Diyabet. Kandaki şeker seviyeleri yüksek olduğu bir durumdur ve bu durum damarların zarar görmesine neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, damar sertliği ve diğer kalp damar hastalıkları riskini artırır. Obezite vücut ağırlığının aşırı yüksek olması durumudur. Obezite yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi kalp damar hastalıklarına yol açan risk faktörlerini tetikleyebilir. Ailede kalp damar hastalıkları öyküsü olan bireylerin bu tür hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir. Genetik yatkınlık yaşam tarzıyla birleştiğinde kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Kronik stres vücutta hormon dengesizliklerine ve kan basıncının artmasına yol açabilir. Uzun süreli stres kalp damar hastalıkları riskini artırabilir. Düzenli fiziksel aktivite eksikliği kalp damar sağlığını olumsuz etkiler. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, yüksek tansiyon ve damar sertliği riskini artırır. Aşırı alkol tüketimi kalp ritim bozukluklarına ve yüksek tansiyona yol açabilir. Düzenli ve aşırı alkol kullanımı kalp damar hastalıkları riskini artırır. Kalp damar hastalıkları genellikle yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir veya kontrol altına alınabilir. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetme gibi önlemler kalp damar sağlığını korumada etkilidir. Peki damarları temizleyen yiyecekler nelerdir? Damarları temizleyen yani damar sağlığını koruyan ve damar sertliği gibi damar tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olan yiyecekler genellikle antioksidanlar, sağlıklı yağlar, lif ve diğer yararlı besin maddeleri açısından zengin gıdalardır. Damar sağlığına iyi gelen bazı yiyecekleri ise şöyle sıralayabiliriz. 1. Yağlı balıklar. Somon, sardalya, uskumru. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan yağlı balıklar, trigliserit seviyelerini düşürmeye, inflamasyonu azaltmaya ve damarları esnek tutmaya yardımcı olur. Haftada en az 2 kez yağlı balık tüketmek faydalıdır. 2. Avokado. Tekli doymamış yağ açısından zengindir ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca potasyum ve antioksidanlar içerir. Salatalarda, sandviçlerde veya doğrudan tüketilebilir. 3. Yulaf ve tam tahıllar.
Yulaf ve diğer tam tahıllar çözünür lif içerir ve bu lif kötü kolesterolü azaltmada etkilidir. Ayrıca kan şekerini dengeler. Kahvaltıda yulaf ezmesi veya tam tahıllı ekmek tercih edilebilir. 4. Zeytinyağı. Zeytinyağı antioksidanlar ve tekli doymamış yağlar bakımından zengindir. Bu da damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yemeklerde, salatalarda ve pişirme yağlarında zeytinyağı kullanmak faydalıdır. 5. Kuru yemişler. Ceviz, badem, fındık. Kuru yemişler sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar içerir. Özellikle ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Günde bir avuç kuru yemiş tüketmek damar sağlığına katkıda bulunabilir. 6. Meyveler. Yaban mersini, çilek, ahududu. Antioksidanlar açısından zengin olan meyveler damar duvarlarını serbest radikallerden korur ve inflamasyonu azaltır. Her gün çeşitli taze meyve tüketmek faydalıdır. 7. Nar. Nar, damar genişlemesini destekleyen ve plak oluşumunu engelleyen antioksidanlar içerir. Taze nar suyu veya nar taneleri tüketilebilir. 8. Yeşil çay. Yeşil çay, kateşinler gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşikler kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve damarları korumaya yardımcı olabilir. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek önerilir. 9. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, karalahana, pazı. Yeşil yapraklı sebzeler antioksidanlar, lif, folat ve potasyum bakımından zengindir. Bu bileşenler damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Salatalarda, smoothie'lerde veya yemeklerde düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler kullanılabilir. 10. Sarımsak. Sarımsak, kan basıncını düşürmeye ve kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan allicin adlı bir bileşik içerir. Yemeklere sarımsak eklemek veya taze sarımsak tüketmek faydalıdır. 11. Kakao, bitter çikolata. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, flavonoidler içerir ve bu bileşikler kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Bitter çikolata en az %70 kakao içeren ölçülü miktarlarda tüketilebilir. 12. Zencefil. Zencefil, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar bileşiktir. Zencefil çayı içebilir veya yemeklere taze zencefil ekleyebilirsiniz. Bu yiyecekler sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde damar sağlığını destekler ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Bununla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak ve stres yönetimi de damar sağlığı için önemlidir.